Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu testi az önce çözdük ama videoda bir sorun çıktı. Çok bulanık çıkmış. O yüzden bir daha baştan çözeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle ilk soruyu tekrar çözüyorum. Diyor ki dörtler, üçler verildi. D noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi. Biz de biliyoruz ki iç teğet çemberin merkezinden geçen doğrular, şöyle köşelerden ve iç teğet çemberin merkezinden geçen doğrular açıortay olacak dostlarım. Yani şunların üçü de açıortay olacak. Şunu başka bir simgeyle gösterelim şöyle. Şimdi diklik olduğu zaman bir de fışkırtma teoremi yapacaktık. Hemen yapalım. Bakın şu açıortayın bir buraya diklik inmiş. Ben de buraya bir diklik iniyorum. Bu diklikler eşit olacak birbirine. Hatta kafayla dik arası eşitti. 2 ise burası da 2 oldu. Şuraya 1 kaldı. Şimdi aynı şeyi şu yukarıdaki açıortay için yapalım. Şuradan bakın bir buraya diklik çizdim. Bir de buraya bu diklikler eşittir. Ve kafayla dik arası 1 santimse burada da 1 santimi yapıştırdım. Son açıortayımız için de konuşalım. Yine bu diklikler eşit. 4 ise burası da 4. Ve bakın x ne çıktı toplamda? 5 birim geldi dostlarım. 2 numaraya geçiyorum hemen. Okuyalım bakalım soruyu. Dik üçgen. Yine fışkırtma teoremini görüyorsunuz. Bakın şu açıortayın bu tarafa bir diklik gitmiş. Bir de buraya diklik gitmiş. Bu diklikler eşit. 3 ise 3. Hatta 4 ise burası da 4 olacak. Şimdi dostum şu açıortayın sol kolu 4, sol ayağı 3. O halde sağ kolu 4K olacak, sağ ayağı da 3K olacak. Çünkü açıortayın özelliği ne diyordu? Sol kolla sol ayağın oranı neyse aynısını sağ tarafa taşıyabiliyorsunuz diyor. Şimdi büyük dik üçgeni düşünürseniz bir Pisagor bağıntısı yapalım burada hemen. Bakın hipotenüsü 4K. O halde 4K'nın karesi 16K kare eşittir diyelim. Bir 4'ün karesini alalım. 16 artı bir de 3 artı 3K'nın karesini alalım. Birincinin karesi 9 artı ikincinin karesi 9K kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 9K, bir de 2 katını alıyorum, 18K'yı yazdım. Şimdi hepsini sol tarafa toplayalım. 9K kareyi buraya alırsak 7K kare yaptı burası. Eşittir. Hatta 18K'yı da buraya alalım. Eksi 18K. Hatta 16 ile 9'un toplamı 25'i de buraya alalım. Eksi 25 eşittir 0 diyelim. Şimdi çarpanlarını ayırıyorum bunu. 7K'ya K diye ayırdım. Bunu da 25'e 1 diye ayırırsam, hatta şöyle yapalım, eksi 25'e 1 diye ayırdığında ortadaki eksi 18K'yı veriyor dostlarım. Peki şimdi buradan K eşittir eksi 1 gelir ama K uzunluk olduğu için negatif çıkmaz. Üst taraftan da K eşittir 25 bölü 7 gelir. Şimdi ben 4 artı x'in 4K'ya eşit olduğunu biliyorum, yazayım onu. 4 artı x eşittir 4k, yani 4 tane 25 bölü 7, 100 bölü 7'ye eşitmiş arkadaşlarım. Peki hemen 4'ü çıkartalım, x eşittir, şuraya eksi 4 dersek 28, 100'den de 28 çıkarsa 72 bölü 7 çıkıyor x'imiz dostlar. Geçiyorum 3 numaralı sorumuza, bakalım ne diyor. Yukarıdaki verilenlere göre BD x kaçtır diye sormuş. Bir dik üçgen vermiş dostlarım. Bakın bu dik üçgende açıortay gelmiş. Ayağı 4, kolu 12. 3 katı. O zaman bunun ayağı x ise kolu 3x olacak dostlarım. Ve az önceki soruda yaptığım gibi şu büyük dik üçgende Pisagor bağıntısını konuşacağız dostlar. Hatta bir konuşmadan önce bir düşünelim. Şimdi 12 bana kopyayı verdi. Acaba 12, 16, 20 midir bu? 5, 12, 13 müdür? Bir deneyelim arkadaşlarım. Mesela 5, 12, 13 olması için x'in 1 olması lazım. 13 olmuyor. Ne diyelim? 9, 12, 15 olabilir. X'e 5 diyelim. 5 dersek burası 9 oluyor. 12, 15'i oluyor. O zaman x eşittir 5 çıkacak dostlarım. Ya 12'yi görünce bir daha yalandan yere Pisagor yapmadım. Pisagor'la yapmak istersen de 3x'in karesi 9x kare eşittir. Bir 12'nin karesi artı bir de x artı 4'ün karesi diyeceksin. Uzun uzun yapmaya gerek yok dostlarım. 12, 16, 20, 5, 12, 13, 9, 12, 15. Zaten 3 tane üçgen var. Deneyerek de bulabilirsin. 4 numarayı okuyorum. ABC eşkenar üçgenmiş. O halde şu İnen yükseklik açıortaydı 30-30 diye böldü. Burayı kesinlikle 2'ye bölecek diyelim.
Bir kenar uzunluğu bakın burada x artı 2 ise şuranın da x artı 2 olması lazım. Dolayısıyla şu AF uzunluğuna x eksi 2 kalacak. Diyor ki başka DE'ye 5K dersen diyor. EF'ye 3K diyeceksin diyor. Hadi bunu da yazdık. Ve şuradaki açıortayın özelliğini konuşalım. Ayakları 5'e 3. 5 bölü 3 eşittir. Kollar x bölü x eksi 2. İşte buradan da hemen x gelecek dostlarım. 3x eşittir. 5x eksi 10 olur. Eksi 10 buraya gelsin. 3x buraya gelsin. 2x. X eşittir. 5 çıktı. 5 numaralı sorudayım şimdi. Diyor ki ABC dik üçgen, AD açıortay. Bakın açıortayın hemen ayaklarını görüyorsun. 3'e 6. Kolları da 3K'ya 6K. Hatta 1K'ya 2K diye de sadeleştirerek yazdım. Peki bakın şunu fark ettim. 90'ın karşısına 2K yazdığımda sadece hangi açının karşısı yarısı oluyordu? Tabii ki 30 derecenin. Burası 30. 90, şurası 60. Yani 30-30 diye de burası bölündü. Ve bakın şu minik dik üçgende 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 2 katıdır dedim. 6'yı yapıştırdım dostlar. Geldik 6. sorumuza. İşte bir dış açıortay teoremi. Öyle şebeklik yaparak anlatmayacağım arkadaşlar size. Normal bir öğretmen nasıl anlatması gerekiyorsa o şekilde öğretmeye çalışacağım. İyi dinleyin dostlarım. Dış açıortayın özelliği şuydu. Bakın şu bizim dış açıortayımız. Şöyle iki tane kolu var dış açıortayın. Şu vücudumuz ayaklarda buradan başlıyor. Dış açıortay İnsan vücudunun tabii ki yine benziyor insan vücuduna ama sanki sola doğru düşüyor. Bak dış açıortay ve insan düşerken ne yapar? Kollarını şöyle öne açar ki yerde çok fazla darbe almasın diye, değil mi dostum? İşte ben de şunu diyorum. Dış açıortayda kollar ikisi de aynı taraftadır. Dış açıortay ne tarafa düşüyorsa ikisi de o taraftadır. Bak sola doğru düşüyor kafası. Kolların ikisi de sol tarafta. Peki kuralı da şu. Dış açıortaya yakın olan kol bölü uzak olan kol diye başlıyorsunuz teoremi yazmaya. Yakın olan kol hangisi? 4. Uzak olan hangisi? 7. O halde 4 bölü 7 eşittir. Şimdi ayaklara gelince dikkat. Ayakların başladığı yer burası. Birinci ayak birinci kola uzaklık. İkinci ayak ikinci kola olan uzaklık. Yani x bölü x artı 6 diyeceksiniz dostlarım. Hemen içler dışlar yapıyorum. 4x artı 24 eşittir 7x diyorum. 24 eşittir 3x geliyor. 8 eşittir x çıktı. X'i soruyormuş. Cevabımız 8 geldi dostlar. Evet. Test 2'nin ilk 6 sorusunu çözdük. Hemen 7. soruyu aldım önüme ve başladım çözmeye. Diyor ki ABC bir üçgen. BD ile FD açıortaylar, tamam. 4 var, 5 var, iyi. AB bölü AF oranı nedir diye de bir soru sormuş. Dostum burada şunu göreceksin bak. Şu B, ABF üçgeninin B iç açıortayı, F'den de dış açıortayı alınmış. O halde diyorum ki bu D noktası dış teğet çemberin merkezidir. Demek ki bu AD doğrusu da bir dış açıortaydır. Hatta şöyle uzatalım. İşte bu bir dış açıortay. Peki bu dış açıortayın kolları hangisi? Şu ikisi kollarımız. Ayaklarımız buradan başlıyor. 5 bölü 9. Ayaklar 5 bölü 9. Neye eşitti bu? Yakın kol AF, uzak kol AB. İşte AF bölü AB 5 bölü 9 ama bana neyi soruyor? Tam tersini. AB bölü AF'yi soruyor. Takla attırıyorum hemen. 9 bölü 5'i işaretliyorum dostlarım. 8 numaradayım. Yine bir dış açıortay teoremi görüyorum dostlar. Dış açıortay 6, 8, BC'yi 15 vermiş. O halde şurası 15 eksi x diyelim. Bakın dış açıortayımızın kafası sağ tarafa doğru düşüyor. Kolların ikisi de sağda. Yakın olan bölü uzak olan. Yani 6 bölü 10 eşittir. Birinci ayak 15 eksi x bölü ayakların tamamı. Yani toplam ayak 15'i yapıştırdım. Soruda çözülüyor. Hadi 2'ye böl 3. 2'ye böl 5.
5 ile de 15'i sadeleştir 3. 3 kere 3 9 eşittir 15 eksi x. 15'ten kaç çıkarsa 9 kalır diye sorduk. Tabii ki cevabımız Denizli'den geldi. 9 numaradayım arkadaşlarım. 20 var, 80 var. Toplamları 100 yapar. Şurayı uzatırsam şuradaki açının da 80 olduğunu, yani şu adamın bir dış açı ortay olduğunu gördüm. CD'yi 3, BC'yi 5K vermiş. Şuraya 5K, şuraya da 3K yazıyorum. Bak, dış açı ortayıma yakın kol, uzak kol. 3 bölü 5 eşittir. Birinci ayak x, ikinci ayak x artı 8. Hemen içler dışlar, 5x eşittir 3x artı 24 demek. Buradan da 3x, 2x eşittir 24, x eşittir 12'yi paketledik bile dostlar. Geldik 10. sorumuza. ABC diyor, bir dik üçgen biçimdeki kağıt. B köşesi açısı 2 eşit parçaya bölünecek şekilde, bakın buradaki açı ortaymış, 2 parçaya bölünecek şekilde dağılıyor. Tamam. Kesiliyor. BDC 120'ymiş. Şurası 120 derece oluyormuş dostum. O halde şurası 60, şurası 30, şurası 30. 120, 30, 30 üçgeninden burası da 30. Kesme işlemi sonunda oluşan dik üçgenin en kısa kenarı 6 birim. Bu dik üçgenin kısa kenarı 6 birimse, şuraya da gösteriyorum. 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12, burası 12 ise bu da 12. 12, 12, 120'nin karşısı köküç katı olacaktı, 12 köküç diyelim. Diğer üçgenin en uzun kenarı, bakın bu üçgenin en uzun kenarı dediği BC. Yani şuradaki 12 köküçü soruyor bize. 10. sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı bile. Geldik 11 numarayı okumaya. Bakalım ne diyor. Yine bir katlama sorusu. ABC dik üçgeni biçimindeki ön yüzü mavi, arka yüzü pembe renkli bir kağıdın iç teğet çemberinin merkezi E noktasıdır. He, iç teğet çemberinin merkeziymiş. Kağıt DF doğrusu boyunca katlanıyor. DA üssü 6. DA üssü 6 ise katlanmadan önceki halini de bir çizelim şunun. Evet, katlanmadan önceki halini çizdim. Şimdi şurası dik üçgenmiş dostlarım. Şurası 90 dereceymiş. Diyor ki DA üssü 6. E katlanmadan önce şurası DA'ya eşitti. Burası da 6. FA üssü şurası 8. O halde katlanmadan önce şurasıydı bu. Bu da 8. Peki 6, 90, 8 var. O halde şurası 10. Ve Edirne noktası şurası. İç teğet çemberin merkezi. Dostum, bu B ile E'yi birleştirirsem iç teğet çemberin merkezinden ne geçiyordu? Açı ortay. Peki Z harfinden dolayı şuraya da bir çizgili açı koydum. Bakın DE ile BD birbirine eşit çıktı. Yine şurada da bir açı ortay muhabbeti yapalım. Şu da açı ortay. Z harfini gördüm buradan. Şurası da noktalı açı oldu. Demek ki şurasıyla EF ile FC de birbirine eşit çıktı. Benden de istiyor ki DB ile FC'yi, yani DE ile EF'yi topla diyor bize. Peki toplam burayı biz kaç bulduk az önce? 10 birim bulduk dostlarım. 6, 8, 10 üçgeninden. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşeceğiz goberler. Hadi kolay gelsin.